çok çocukken gidip sonra da ulan burası bu kadarcık mıymış lan dediğim yerler oldu mu? Benim hep duvarlarda oluyor. Mesela bir arkadaşım duvardan atlamış. Ben de bunlar Hilton'dan atladı gibi geliyor. Bir gidiyorum bir metre. Evet, küçüklüğünden fark ediyor ya. Çok küçükken çok, çok büyük geliyor. Aralar şey. Büyük oluyor. Çok küçükken izleyip çok sevdiğim filmlerde de benzer bir şey oluyor. Yani bu sefer hiç beğenmemek gibi bir duruma geliyorum. Space Jam'de olmuştu. Space Jam çok kısa bir film bu arada. Bunun altını çizmek kaç dakika? 80 falan. 80 gibi. Falan gibi bir şey yani. Böyle bir anda Bill Murray, Michael Jordan bitti. Peki şey böyle kafası var mıydı? Küçükken Space Jam'e böyle artı bir kreşle beraber gitmek. Kreş mi? Kreş veya ilkokulda böyle sinemaya götürülme İlkokul kafası var. Evet. Ben Harry Potter sınırlar odasına gitmiştim. Okula horra götürüyor. Ben uyuyordum. Resalet bir büyüntü var. Bir kere ben önceden izliyordum filmi zaten. Önce ilk film manyağı olduğum için direkt gidiyordum. Bir de okulla gidiyordum. Yani böyle kendini kesiyor. Film manyağı. Ben film manyağı. Ama şöyle kesiliyor. Yine ilkokuldayım. Köpekli kızaklı falanlı filanlı bir animasyon filme gittik. Sekine Ağlam'la birlikte. İkimiz Ankara'dayım. Film boyunca koridorda bir çocuk takla atarak o merdivenleri iniyor, geri çıkıyor, koşuyor falan durmadan yani bağırış çağırış dedi ya. Yani onu bir level daha yukarıya nasıl çıkarırım diye düşündü çocuk. Bütün film boyunca takla attı, ikinci perde başladı. Çocuk gitti abi. Böyle perdeye sarıldı, tamam mı? Annesi bağırıyor. Cenk! 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 Çocuk böyle duruyor. Kadın gitti. Film devam ediyor. Çocuğu tuttu. Çekiyor oradan. Hissetmiyor. Ya inanılmaz ya. Ya inanılmaz ya. Böyle çocuklarla sinema enteresan. Ya böyle çocuk gibi. Işıklı yoyo gibi mi kaydı? Ben öyle hayal ediyorum. Ya durma. Sonra ne oldu sonra? Çocuk filme girmiş. Galiba şey vardı ya. The Last Action Hero. Filmin içine giriyordu ya. Arnold Schwarzenegger. Güzel filmdi. Süper. Sinemada izlemiştim. Ben geçen senelerde bir daha izledim ve evet. Hala bak sen dedin ya bazı filmleri bir daha izleyince çok köfte diye. O film kesinlikle değil. Çok keyifli sahne. Zaten var. Baştan masalsı bir film olduğu için yani filmin kanıtlayacak bir şeyi yok. Terminator Sinister'da orada değil mi? Böyle aynen. Fotoğrafını görüyordu. İlk güzel defa orada crossover yapmışlar. Gayet güzel. Süper ya. Filmlerini kapma yarışı yapıyorlar. Yok şey rakip adamlar. Evet evet rakipler bayağı. Evet rakip, rakip gibi. Adam geliyor beraber. Biz ve yok. Sözler Köşkü gibi. Şey ama şey çok iyi işte. Onlar iki rakip. Yiğit yapar ve sözler geçti. Çok güzel atışma olabilir aslında. Aynen. Biz beraber soğuk savaş yapmamız lazım aslında. Onlar soğuk savaşı işte. Soru soracağım mesela. Kavga çıkacak. Sıcak temas. Bence sıcak büyük temas. Savaş çıkar. Soğuk savaşı da geçiyor. Nükleer soğuk yapıyor, savaş. Onlar anlamıyor. Siz yapıyorsunuz. Onlar anlamıyor. Anlamak istemiyorlar daha doğrusu. Ben süper kahraman filmlerinden çok sıkıldım. Yeter artık. Bitiyor değil mi artık? Artık gelmiyor zaten. Sinemalar bittikten bitti sonra. O da bitti. Bir gişe de yapmıyorlar. Acaba sessizce o güzel bir dönemdi. Yok bitmez abi. Cılkı çıktı. Bir kenara bırakalım mı yani? Bence bu arada bence akıllandılar. Bence akıllandılar, şöyle akıllandılar. Mesela Mandalorian'da ilk defa bir Star Wars evreninde orijinaline yakın bir western kültürüyle çektiler. Ve şu an öküz gibi iyi izleniyor. Yani yine sonuç itibariyle bayağı fantastik bir yapım yani. Tabii. Bence bir akıllanma durumu var. Ya da işte bu Batman'leri, Joker'leri bayağı daha böyle dark ve slow burn çekiyorlar vesaire. Bayıyor yani bir yerden sonra bütün karakterler aynı iki boyutlu böyle bir karakterin bir şeyi yok yani. Hikayesi yok. Çok eski numaralar. Evet yani. Eski insanlar bıkıyor. Biraz daha derin karakter ve kendileri gibi insanlar izlemeyi istiyor. Abi şey mesela atıyorum X-Men'in çizdiği filmleri var ya bu 92'deki animasyon evet, serisi yani. Evet. Hani oradaki hikayeler mesela filmini izliyorsun atıyorum işte Gambit yok. Lan niye yok yani? Ben böyle şey mesela kıyafetler farklı. İşte bak bir sonraki Wolverine'de o kıyafet göndermesini yapıyor. Oo internet yıkılıyor var. O akıllanma bu arada Logan'da bence vardı. Evet. Bahsettiğim evet, akıllanma Logan'dı yani. Çok çok iyi bir filmdi bence. Ben bu arada X-Men serisinden komple nefret ederim. İğrenç. Hiç sevmem. Çocukluğumuza tükürüktür o. Dark Phoenix'i izlemedim bunu. Dark Phoenix'i izlemedim. Ben de izlemedim. Yani bak Cyclops, Madara böyle iğrenç bir Cyclops. Apokalips'i nasıl Çaycı Hüseyin oynatmışsın? Ben bu Apokalips nasıl benden kısa olabilir? Apokalips'i nasıl ya? Apokalips dedin 2 metre 3 metre atmışsın. Evet, evet doğru. Dağ gibi. Delireceğim ya. Evrene geçeceğim. Yürü git.
Deadpool'da da mesela bir darklık yapmaya çalışmışlardı ama o da çok işlemiyordu. Deadpool'da bence komedi yapmaya çalışmışlar ve yaptılar yani. Çok komik bence. Eğlenceli bak. Deadpool yine bak farklı bir şey deneme ya farklı bir şey denemeye başlayınca ben akıllanma klasörünü Deadpool'da koyarım. Akıllanmış bir yapım bence Deadpool. Çok da iyi etkisi bence oldu. Bence akıl değil de tüketim Volkan Bey. Şöyle ki adam da biliyor da bu geçiyor diye uğraşmıyorlar. Bence o filmler uğraşılmamış. Senaryo olarak. Ya senaryo olarak yani bak bir şey geçiyor. Aynı efektler bile aynı. Ben film karıştırıyorum. Sonunda Apokalips var ya dövüyorlar sırayla. Bak öyle Thanos'u dövüyorlar. Süpermen'i dövüyorlar. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Biri duruyor sırayla vuruyorlar. Böyle. Her oluyor abi. Her açıları bile aynı ya. Şey var ya şimdi Rambo diye dizi var. Onda da çukurdaki stop görüntülerinden çekiyorlar. Aynı kafa işte. Belki birleşir. Koyalım. Bir yerde birleşir belki yani. Bence aynı stüdyo çekiyor olabilir. Aynı Rambo'yu ve Avengers'ı. Ara görüntüler aynı yani mahalle falan. Ya çıkıyor. Şu an Türkiye için düşündüm de bizim bütün evrenlerimiz, bütün her şeyimiz aynı evrende geçiyor. Tabii. Türkiye. Öyle bir farklı bir evren var. Doğru. Bunu fark ettim. Türkiye sinematik evreni. Evet. Aynen. Türk dram evreni. Senaryoların bu kadar adi olduğunu nerede suratımızı tokat gibi çarptı biliyor musun? Batman ve Superman filmi yaptılar. Ve senaryosu yoktu. Yüklediler. Görseller, fragmanlar çıkıyor. Oo diyorsun bir şey gelecek. Ondan sonra bütün film şişiyor. Bunların arasındaki kavga. Ondan sonra bütün film şurada çözümleniyor. Benim de adamın adı Marta. Senin de ananın adı Marta. O zaman biz dövüşmeyelim. Kardeş, ben bu arada izlemedim Batman ve Superman'i bu yorumlardan. Yani öyle. İzleme o, abi yani. Batman ve Superman'deki o son kavga bana böyle iki tane kardeşin çikolata için kavga etmesi gibi geliyor yani. Onun animasyonu güzeldir. İzlediniz mi? Animasyonun parçalarını gördüm ben. Fena değil. Bence Avengers dünyasının en güzel filmi Civil War'du. Bence. Tabii bir doğru. Boyut kapısı açılıp böyle abuk subuk gelici gücü yaratıklar doluyor ya dünyaya. Çok rezervi. Sürekli bu oluyor bak. Şeyde var. Avengers'ın ilkinde var. Avengers'da var. Batman'de de var böyle bir şey. O bir adam geliyor bir sürü böcekler falan. Hep aynı. Justice League'de öyle. Ama mesela Civil War'da aslında birbirine giriyorlar ya. Mesela o bence çok tatlı bir olaydı. Bayağı güzel işlenmişti. Bayağı, güzel de çekmişti. Bayağı iyi film. Süper kahramanla uğraşacağına tavana bir tane metal teneke koysalar dünyayı kurtaracaklar. Yukarıdan açılıyor. Aynen öyle. Orayı kapatsalar. Aynen. Hani şu sigarayı azalt. Thor Dark World da öyle şey yazdı. Bitti. Avengers'da o Civil War güzelken. Batman Superman'de de ben hani içten içe bir klasik var ya. Enteresan geldi bana. Olabilir falan. Her ne kadar Superman bir... Yok, vuruşla işte. Öldürebilecek olsa da. Zaten o ilgi çekiyor ya. Evet. Batman ne yapacak? Fakat orada da yine bir tane böyle bir abuk subuk golem tipli ağzından bunu ateşler evet. Çıkan bir atı çıkardılar yine. Orada bence biraz film boğuldu. Düşman yaratma okey de hep aynı şekilde geliyor düşmanlar ya. Evet, bir abi. Farklı bir şekilde gelsin. Animasyonlar Dark Knight Returns. Evet. Ama şey yani bu film olan Dark Knight değil. Evet. Çizgi romanın adı o aslında. Onu okudum. Animasyon izlediniz mi animasyonu? Çizgi romanını okudum. Korku filmlerine geçmek istiyorum. Uzmanlık alanım demeyeyim de çok da öyle bir uzmanlığım yok. Fakat ben yani aşırı sevdiğim bir şey ya. Yani. Tek başına mı izlemesem? Ben mesela biriyle izlemezsem izleyemiyorum. Evet, ben tek başıma izlemeyi seviyorum. Yani evet korku filmleri en güzel artı bir herhalde. Çünkü sinemada da çok güzel. Yani tam böyle beraber gitmelik film oluyor. Tabii. Aynen. Gömülmüyorsun. Yani şimdi dramatik filmlere daha çok gömülüyorsun ve çok oraya gidiyorsun ama o korku filminde birbirine de bir sığınma ihtiyacı biraz oluyor. Biraz daha böyle aksiyon gerektiren şeyler daha ilgi çekiyor insanlar. Bir de ortak bir evren yaratıyorsun yani. Da seninle beraber biri korkuyor. O da ulan ne korktuk o filmde falan diyorsun. Biri gülse o algı bozuyor korktuk aynen. Mesela. Ama artı bir var. Artı bir var. Evet. Bir de şöyle artı birler var abi. Ne oldu? Neden böyle demiş? Bilmem ne. Hani böyle bir arkadaşım var mıdır bilmiyorum. Yani o kimdi? Ben çok, de yok. Çok uzun süredir hani böyle sinema gitmiyorum sonuçta. Eskiden olan bir şeydi ama. Çocukken. Abi böyle sürekli filme gibi soru soran. Ne oldu? Ulan yani ben de aynı şeyi izliyorum seninle yani. Anladın mı? Ne soruyorsun ki bana? Gerçekten ya. Farklı bir şey mi izliyoruz yani? Hani sen odada başka film izliyorsun. Ben bu odada başka. Arada bir konuşup birbirimize filmlerimizi alalım. Ya sanki dizi de başka bölümünden falan giriyorsun. Evet abi. Sen öyle şey anlatmak durumundasın. Bu kim diyor ya mesela. Bu kim? Ha. Dur bakayım sana. Ne olacak şimdi? Ne bileyim lan ben. Yaşlı olsa anlarım. Hayır takip edilemeyecek filmler var anlıyorum. Politik dramlar falan oluyor ya. Orada karakterler ismi birbirine giriyor da. Korku filminde de karakter ismi Jennifer'dır. Ne olabilir ki en fazla yani? 90'dan 2010'a kadar böyle bir korku filmlerinin hadi biz bir elimizi ayağımızı buradan çekip gidelim boşluğu var. Şimdi yeni güzel korku filmleri geldi. Ya çok aynı tarzda. Tür oturdu.
Aynı tarzda çok fazla korku filmi ürettiler. Orada da bir Avengers sendromu oldu bence. Artık korkacağın yeri hissediyorsun. Boğuldu. Yani zaten dediğin gibi anlıyorsun yani. Şeyden, sessizleşmeden, müziğin dinlenmesinden. Hatta yani çok rezil şey var. Bütün jumpscare'lerde jumpscare anı gelmeden önce müzik kesilir. Hmm. İyice sessizleştirir ki bam diye böyle bir şey çıkır. Sen de hıh falan ol diye. Yani o müzik kesildiği zaman ben tamam diyorum yani. Geliyor şimdi de geliyor yani. O yüzden deneysel işte Hereditary abi. Hereditary'nin şeyi. Hereditary top noktasıymış. Ben çok izlemedim. Geçenlerde bir spoiler verdim. Unuttum ne olduğunu. İyi boş ver. İzle. Bir süre daha izlemeyip tamamen beynimden silip o baştan ben başlamak istiyorum. Senaryo olarak da çok ilginç. O şeyleri çok seviyorum ben mesela. Başından beri bir ev metaforu var ya orada. Bilmiyorum inanır mısınız bana. Bunu çok uzun seneler evvel yazmıştım oturup. Demiştim gerçekten. Ki evet ya bu arada çok müthiş yaratıcı falan bir şey olduğundan değil de görünce böyle ah falan oldu. Zaten iyi değil mi? Şey olmuştu böyle bir hikaye vardı. Filmin içini hatta maketlerden bir şey yapmak. Bütün karakterleri maketlerde göstermek. Oynayanları maket olarak koyup işte mesela bir AVM var. Falan. Hatta filmde bir böyle AVM'nin inşasıyla alakalı da bir şey vardı filmin içinde. Aralarda bu küçük maketleri koymak gibi niyetim vardı. Orada görünce böyle ulan dedim ne güzel yapmışlar falan. Ama Metal Project'te de yapılmıştı bu sanki. Metal Project'te şey de vardı. Değil mi? Vardı evet. Orada güzel bir kafa yani. Çok güzel. Bence filmi çok güzel yapmışlar. Spoiler'ı söylememek mi lazım? Hı-hı. Yani ben Hereditary'i izlemedim bana ayıp olacak. İzle artık ama sen. Bana ayıp ol ama yani siz her bölümde ayrı spoiler veriyorsunuz. Ben spoiler vermiyorum. Bu spoiler değil. Bu bir filmin separatörü yani. Hiçbir şey anlatmıyor. Filmde böyle bir şey var yani. Hiçbir şey anlatmıyor filmle ilgili. Yok ben onu söyleyecektim işte. Filmde bence çok önemli bir şey anlatmıyor onu söyleyecektim. Ya söyleme. Sonra ama kendi aranızda söyleşirsiniz ya. Şöyle söyleyeyim. İncelemeleri seviyorum. Bu bir spoiler değil anlattığı şey. Spoilersız anlatmaya çalışsana. Filmin izleme seyri zevkini bozacak bir şey değil. O yüzden ben rahat rahat. Yok bence şey işte açılış planıyla kapanış planına bakma. Bizler eve geçiyor işte. O bence başındaki evi de düşünün. Evi kimin kurduğunu düşünün. Demek ki hikaye nerede? Demek ki neymiş? Demek ki Mahmut Hoca Hoca neymiş? Mahmut Hoca mesela mutant çıksa. Hani böyle ama şöyle bir sahne yani. Bizde Şaban yasak. Hani Şaban böyle Mahmut Hoca olasına giriyor. Aynen. Hocam Mahmut Hoca aslında ben falan sınıfı 3.30'da böyle bir konu yapabilirlerdi. Sümersin maçı işle Mahmut Hoca geri mi dönüyor? Öyle bir şey mi? Ben ne güldüm sana söyleyeceğim. Mehmet Ali abine güldün. Hayır Şafak Sere gülmüştü. Böyle dolaşıyordu ya. Bence çok iyi. Tabii yaşım küçük olsun. Ben bu arada çok çok istediğim bir şey var. Yani aslında reklam işte yaratıcı süreçlerde falan çok konuşulan bir şeydir. Atıyorum bir fikrim var. Çok böyle klasik geyik bir şey ama anlatacağım. Artı eksi çarpı bölü dersin. Dersin ki bu fikri ben neyle birleştirebilirim? Bu fikir eğer çok cüsseliyse, hazmı kolay değilse ne çıkartabilirim ve nasıl sadeleştirebilirim? Bunu nasıl çarpıp çok daha böyle yayabilirim? Ve nasıl parçaları ayırabilirim gibi bir düşünce fazı vardır yani. Herhangi bir fikri düşündüğün zaman. Çok klişe dediniz mesela ben ilk kez. Ya evet, tabii reklam dünyası için. Reklam dünyası için. Yani çok basit bir şey ama hani sevdiğim bir düşünme evet, metodu yani. Çok güzel yani şu anda. Evet, biz çok arkadaşımız aydınlamıştır başta be. Tabii ki reklamcı olmayı tanıdım. Böyle bir şey duyduğuma inanmıyorum. Neyse filmlerde de bu tarz bir düşünce sistemi geliştirdim. Mesela şu an dediğimiz saçma gelir ama yurt dışında bunu deneyen insanlar böyle çok enteresan şeyler çıkarıyorlar. Gerçekten Hababam sınıfını yeniden çekiyorsan eğer aynı şeyi yapma. Aynı abi. Şeyi yapma. Bir şey yap. Uzaylılar istila etsin abi. Evet. Ne olacak ki? Bir şey mi diyeceğiz? Ya ne kadar saçma bir şey falan mı diyeceğiz? Ya çünkü ters bir şey yapsan yani her o iyi zaten olacak kaka eskisinden yapıyorsun. Yani. Bari evet. Kakaya bir çiçektik yani. Yo, belki kaka olmayacak işte yani. O zaman. Yani evet ya bak başka millet şaşırabilir. Yani biraz Necmettin Batıray gibi olacak ama şak vuracak uzaylıları. Şaşıracaklar. Hemen bir senaryo kurayım mı? Hababam sınıfı gibi başlıyor abi. Filmin 20. dakikasında mesela başlığın aktörü sizsiniz. Şeyi fark ediyorsunuz. Uzaylılar sizi kaçırmış abi. Türkiye'de de en sevilen şey Hababam sınıfı olduğu için sizi Hababam sınıfı simülasyonuna koymuşlar. Deney yapıyorlar. Mesela siz çok güzel. Siz Hababam sınıfı simülasyonundan kaçmaya çalışıyorsunuz falan. Böyle gidiyorsun her yerden Adile Naşit çıkıyor falan. Mesela yani, şey olabilir. Baklı Adile Naşit var mesela.
Yine harika bir bug'lı adrenalin diyorum. Mesela şey oluyor. Atıyorum hava sınıfında okulun dışını görmüyoruz ya mesela. Çıkıyorum bitmiş. Yok. Her şey bembeyaz. Bu Westworld oluyor. Yani. Westworld kafası. Şeyle, aynen, trambolinle zıplıyoruz. Ben tam çıkacakken şeye böyle duvara, sanal bir duvara evet. çarpıp geri duruyorum. Başa falan. Denir uyanıyor falan böyle. Aynen. Güdük Necmi geliyor böyle cowboy. Silahını çek. Vuruyor seni. O da çok. Westworld'u bu arada ben oldu. Çok seviyordum da çok patladı sonra. Ben son sezonu izlemedim. Westworld'un filmi fe- güzel. Yine evet, ses. O sese geliyor yani. Şeyde ben mesela Can Evren onda duymuş. Yani. Yani ben bu kişiyi tanıyorum. Spesifik noktalarda duyuluyor. Bu arada bir film çekmek isteseydim, bu hiç yapılan bir tarz değil, Stalker filmi çekmek isterdim. Abi. Cable Guy gibi. Yani onun insanlar arasındaki rahatsızlığı o kopukluk üzerinden adamış. Giden bir film yapmak isterdim. Tam bir stalker filmi olmasa da Nightcrawler'ı çok beğenmiştim. O da bir değişik bir stalker. Nightcrawler stalker filmi bence bu. Yani adamın stalk ettiği şey bir haber aslında. Ama yani dinamik olarak stalker filmiydi. Evet, ve çok evet, çok iyi bir film. Keşke burada bir film konuşsak ve bu film burada böyle konuşa konuşa çekilse bir yorumlarını da ala ala yazsak. Sonra çeksin. Open source bir film yapsak. Open source. Volkan Bey eğer seyirciye sorarsak hayır, sormak meselesi değil. Geri fil, geri dönüş alalım. Ne, evet, bakalım evet, ne yani. Diyorlar diye. Anket açabiliriz. Ben onu söyleyecektim. Benim de bir film fikrim var ama söyleyince siz otomatik uzaklaşacaksınız temasını. İçeriğini anlatmıyorum o yüzden. Teması futbol. Yo. Şeyi almayalım abi. Bir dakika. Mean Machine'i izledin mi? İzledim. Ondan sonra izledim. Bence benim futbol filmleri muhteşemdir. Kim? Ne? Mean Machine. Mini Johnson oynadı. Eyvallah. Hapishanedeki futbol. Bir tane Türkler de yaptı biliyorsunuz. Yaptılar mı? Filmi. Evet. Ne yaptı? Yani futbola uzan kötü anlamına gelmez yani. Holigan kültürü var. Tek problem şu. Bizim genel olarak film çekim kültürümüzle alakalı bir yanlış var. Maç çekmeyi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ya yani maç, satranç maçı, basket maçı, futbol maçı. Evet. Abi herifler bu iş çok iyi yapıyorlar. Maçı resmen için... film gözünde takip edebiliyorsun maçı. Mean Machine'de de öyleydi. Evet yani. Evet. Benim bunu kafamda ne var? Yüksek kare falan çekiyor hayvan gibi. Edgar Wright'ın şeyi var ya Scott. Pilgrim vs. World. Bravo. Devamını getirme. Onunla onun estetiğinde bir futbol çekim. Bayağı şu ping ping efektli falan. Aynen aynen. Güzel olur. Belki de gerçekten maç çeken ve maç yönetmeni kullanmak maç yönetmeni. Faydalı olabilir mi? Ya normal bir lig maçı yönetmeni vardır canlı TV'ye aktaran adam. Yok benim ama şey amatör futbolla alakalı bir şey. Anladım okey ama o adam belki hani o dinamiği daha sen iyi yansıtılmasını oradan kendi oradan destek bir şey olabiliyorsun bence. Yok hayır. Şu an çok alakasız bir şeye gitti kafam. Scott Pilgrim vs. World mu başlattı bu mor saç furyasını ya? Olabilir. Değil mi? Ondan önce bir şey yoktu ve şu an böyle hayatım soruluyor. Evet takım. Filmden takımmış. Çekimleri falan güzel filmin bayağı. Yani ulan tatlı gözüküyor. Bir de, değil mi? İzlemişim ama... unutmuşum anlatıyorum. Maçlarda fazla böyle Beykoz Kundura fabrikasında bir eski metruk binanın içinde maç yapıyorlar gece. Hani böyle bir şey var mı? Bu kadar mı alakasız geldi ki? Bence hani yerli filmlerde bu montaj diye aslında yabancı filmlerde adlandırdığımız sahne tipi sahneleri biraz dandik yapıyoruz biz yani. Abi, ya gerçekçi kesinlikle olmuyor. Kendimi çelişmek istemem. Hani o gerçekçiliğin önüne geçmek için denemeler yapmalarını istiyorum ama o kadar her şeyin çok gerçekçi olduğu bir dünya yaratıp içine sadece bir tane bağdaşmayan şey koyduğun zaman o çok insan onu gözüne batıyor yani. Bir acayip bir şey abi, oluyor. İyi yönetmen lazım. Çok onu diyecektim. Mesela çok... Oliver Stone'un Any Given Sunday diye bir Amerikan futbolu filmi var. Süper. Abi çekimleri inanılmaz ya. 25 tane kamerayla o 150 tane farklı açıdan çekmiş. Yani prodüksiyon bir yere kadar ama iyi yönetmen çok fark ettiriyor. Yani. Abi çok onu, fark etti. Yani sorun varsa zaten onu çözer adam. Ben evet. Kardeşim ben 25 kamera istiyorum. Yok bir tane var. Tamam o zaman şöyle bir fikrim ya var. Bir tane olsa bile bir açı bir açıyı böyle 16 milimetreyle çeker. Diğerini 35 ile çeker. Yüksek kare çeker falan. Hani bunu düşünmüyor bile. Biz de direkt koy. Hani aksın böyle çek. Ya yani şeyi bile yaparsın abi mesela. Bir şey çekeceksin atıyorum. Ne bileyim böyle hani siyah ekrana düşer bir şey olur. Bir ha. Şekilde çözülüyorlar yani yaratıcı şekilde. Ya yani şey mesela Untouchables Kevin Costner'ın. Ha, Brian onun De sonunda De Palma'nın oynadığı sonunda şey oluyor. Bir tren kovalamaca sahnesi varmış. Bütçe çıkmamış. Onu çekmemişler. Sonra bir bebek arabası düşüyor. Nasıl bak hemen çözmüş de daha da güzel bir sahne çıkar. Çekmiş ve bambaşka bir şey olmuş yani. O tren kovalamacasını kale tozunun yolunda mı kullanmış acaba sonra?
Onda da trende bitiyordu ya. Yok, onunki daha prodüksiyonlu herhalde. Belki orada yapamadım, burada yapayım diye. Ama yok, Charlton'un yolunda şey gene, spoiler olacak da trene binemiyor adam. Ya gerçi evet. Şey ama... de öyle, burada da yaptırmadık. Dövüyorlar defa. Spoiler vermekle alakalı abi. Bir, bazı bir tarih, yani Türk Standartları Enstitüsü'nden bir bazı tarih verilmesi gerekiyor. Çok doğru. Belli bir tarih öncesindeki filmlerle ilgili spoiler vermemeyi doğru ya. Kalkmamış. Fight Club'la evet. ilgili konuşabileceğiz yani, her yerde. Yani sen artık Kayeto'nun yolunu izlemediysen, hani başlatma senin spoilerından. E tabi tabi ya, o zaman seni düşünemem bence. Her dakika seni mi düşün? Yani şeye benziyor. Bence bu dizilerden 10 gün sonra, filmlerden de... Bu da resmi bir şey gerçekten. Olmuyor işte abi, mesela Hereditary'i izlememişsin. O filmin şeyini yapacak. Hakis. İki yıllık film yapmayız ama 5 yıl diyelim, 10 yıl diyelim. Ama ben rica et. 1990 öncesi güncel filmlerle de 3 sene sonra. Dizilerde ise 2 hafta sonra spoiler yasağı kalkıyor. Evet, olabilir. Güzel. Iron Man'in öldüğünü Avengers'ta ben şimdi söylemeliyim. Ve söyledim. Çünkü çoğu insan söyledim. İzledi zaten. Aşağıda ama eminim birkaç kişi yazdı şu anda. Evet. Iron Man'in öldüğünü niye söylediniz abi? Ben daha izleyecektim, biriktiriyordum. Kardeşim adam ya, şov haberi çıkıyor ya Iron Man öldü diye. Iron Man öldü. Iron Man öldü. Yani... Röportaj yapıyorlar. Yürüyor böyle Iron Man saçma yürütüyorlar ya. Ben pandemi dönemine, bu evlere kapandığımız dönem bu konuda çok ciddi bir ilerleme yapılmıştır diye düşünerek öyle varsaymak istiyorum. Artık neyse biriktirdiğim film. Evet. Avengers mı? Kayseri'nin yolu mu? Neyse. Bunları bitirin. Bu akşam evi izleyin abi. Hereditary'i bitir. Evde oturuyorsun zaten, başka bir şey yaptım yok, sıkılıyorum diyorsun. Hayatları izlememişsin hala. Bunu hala direniyorsun. Bir de gelmişsin burada diyorsun ki bunun spoilerini verme. Bir de ama başladık. Witch izledik, işte Lighthouse izledik. Lighthouse izledin mi? Like İzlenebilir. Ama sen biraz sıkılırsın. Ya ben bir filmden sıkılacağımı anlıyorum. Benim süper gücüm bu. Sen ben sıkılırsın. Bir filmin afişine bakınca ben bu filmden sıkılırım diye anlıyorum. Gerçekten. Mesela bir başkadır. Bir başkadır'a baktım. Film değil gerçi ama olsun. Zaten dizi de değil. Film bile değil zaten. Mesela posterde niye bakarak anlıyorsun? Hani uzağa bakan bir surat. Şöyle süper güç olduğu için mantıklı değil, daha çok gücümle bunu yapıyorum. O yüzden mesela bakıyorum içim sıkılıyor. Anladım. İşini anlıyorum malum. Hani esner ya şey büyücüler. Hani büyü var. Hani öyle bir şey. Ben de esniyorum diyorum. Bakıyorum o diyorum tamam. Bir başkadır da bunu mu yaşadın? Evet. Lighthouse'u da izlediniz mi bir başkadır? İzlemedim. İzlemem çünkü sıkılacağıma eminim. Abi ben orada bir şey soracağım da. Oradaki bir başkadır. Bir benim memleketim. Değil mi? Onun esprisi değil evet mi? Ve o yüzden çok iyi bence. Ben de öyle düşündüm. Yani. Geçen aklıma geldi. Şu yüzden çok iyi. Geçen bir yorum olarak bana çok iyi. Abi oradaki benim memleketim sonundaki yalnız. Falan tarzı bir yorum yapmış. Öyle mi değil mi? Ya o değil mi ben? Bu arada şey yani. Ben izlemedim. Hani biliyor mu bu? Yani baktım. Akıllıca bir kelime o. O mu acaba diye. Evet evet ben onu düşündüm. Çünkü geçen birine söyledim şaşırdı da. O muydu lan? Bence ben şöyle. Bambaşka bir şey yani. Bir başkadır, dediğim için. Bir başkadır benim memleketim. Zaten direkt insan onu tamamlıyor kafasında. Bunu senin kafanda tamamlayacağını önden tasarruf ederek bu ismi koyup benim memleketi de orada atarak listediği şeyin aslında altını çizmiş oluyor bence. Evet. Akıllıca. Çok güzel bir isim. Ya yani. Da ikinci düşünmüş... sezon gelir benim memleketim. Üçüncü sezon gelir. Lay lay lay. Lay lay lay. O da İsmail Küçükkaya olur. İsmail Küçükkaya ile başlar. Lay 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 lay. Başlıyor. Havasına. Suyuna. Üçüncü sezonda havasına. Küçükken çok etkilenirdim ben bu şarkıdan. Neden ne bilmiyorum. Daha hala etkileniyorum. Gözlerim doluyor mu mesela? Ya bu kadar değil ya. Ama küçükken hakikaten böyle gözlerim dolar, o ne biçim şarkı şey vardı. Dırırırı, dırırırı, dırırırı. Ya o çok, çok ya o çok ama dram blast dram şarkısı oldu. O şarkıyı dinlerken şöyle hissediyorum. Biri yanıma gelmiş böyle diyor. Ağla! 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 Böyle böyle dinliyorum şarkıyı. Abi o şarkı ne yazık ki beyaz ve zengin memleket insanımızın fakiri gösterme müziği. Doğru. Ya. Ekmek kırıyorlar. Ne zaman? Evet yani böyle durmadan. Kamera dışarıdan çekiyor. Filmlerde oynuyordu. Şimdi ise benzin pompacılığı yapıyor. Bu dönemin bir başkadır benim memleketim eseri nedir biliyor musun? Nedir? İnsan insan, insan insan, insan insan, insan insan, insan insan, insan. Bitmedi. Bitmedi. Hani göz temasını kurdum ama bitmedi. Bitmez sonsuza kadar.
İnsan insan. Mesela örümcek adam gibi. İnsan insan. Ben. Süper gücü insan olmak. Benim yani, süper gücüm ne biliyor musunuz Volkan? Bilmiyorum hocam. Ben elimden telefonumu alın, gözümü bantlayın, beni bilmediğim bir yere koyun. 10 dakika içinde size bir çiğ köfteci bulurum. Biliyorum abi. Bu senin doğru evrimleşmiş yerinden... halin. Çiğ köfte mi? Çiğ köfteci ama mesela şey bulamam. Hani kebapçı bulur bilmem ne. Çiğ köfteci bulurum. Düz doğru. Çiğ köfteci. Evet evet çiğ köfteci. Etsiz bulurum. Çiğ köfte. Tabii şey bayilik olan. O yüzden... İnsan damarlarına isot mu döküldü? Hani nasıl bulabilirsin? Hiçbir bilgim yok. Serum yenen alerjisi var. Peki uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var. Sizce etsiz çiğ köfte mi, etli çiğ köfte mi? Ya ben açıkçası umurumda değil. Ne olsa neden? Yedim. Bir tane çiğ köfte geldi önüme. Dediler ki birinde et var, birinde et yok. Tadına bak anla. Ben anlayamam. Anlarsın. Anlayamam ben. Anlarsın. Ben anlayamam. Anlarsın. Anlarsın. Benim ben anlayamam. Anlayamam. Ya sizi şu an böyle çiğ köfte kabare. Bir kafeste iki muhabbet kuşu gibi. Anlayamam. Lütfen evimde böyle durursun bir kafeste. Size böyle bir şey vereyim falan. Anlayamam. Bu arada unutulan bir şey daha var. Yumurtalı köftedir. Yumurtalı köfte mi? Yumurtalı köfte ne? Anlayamazsınız. Anlayamam. Bunu var ya. Böyle koyuyorsun, fırr gidip çiğ köfteciye konuyor. Hemen. Yumurtalı köfte, et yerine yumurta olduğunu düşün. Nasıl ya? Yumurtalı köfte bayağı çiğ köfte gibi yoğuruyorsun, içine yumurta katıyorsun. Ne kardeşim? Et yerine, normal etsiz çiğ köfte. Anlayamıyorsun ona ha? Yumurta varmış gibi. Onu anlayamıyorsun et yerine yumurta olduğunu. Ya böyle bu kadar büyük değişiklikler yaptıktan sonra hala buna çiğ köfte demiyor. Örümcek adam düşün ama örümcek yerine Kara Fatma ısırmış. Hala örümcek adam mıdır? Değil de tabii. Kara Fatma adamdır. İşte ha. Bu arada o konuda linç yedim. Orada çiğ köftenin içine katmıyorsun. Tabii o ayrı. Dışına sarıyorsun. Yoğurmuyorsun yumurtayı. Neyi? Yoğurmuyor. Ne oluyor? İçerisinde omletle beraber yapıyorsun. Bir dakika. Hayır bak, yumurtalı çiğ köfte diye bir şey var. Evet, yumurtalı tamam ben bilmiyorum. Bunun adı yumurtalı köfte. İçine yumurta koyuyorsun, onu karıştırıyorsun. Ama yumurta koyunca sizin ne oluyor yani? Evet, çiğ köfte gibi başlıyorsun. Haşlanmış yumurta içine yumurta entegre ediyor. Benim bildiğim omlet yumurtayı çiğ köftenin etrafına sarıyorlar ve etrafına da lavaş sarıyorlar. Böyle bir şey gerçekten var. Ama dediğin yumurtalı köfteyi bilemiyorum. Ya bu da benim dediğim yumurtalı köfte, çiğ köfte ben dallem köfteyi biliyorum. O değil değil mi? Yok hayır et yok. Doğru, bu işin içinde et yok. Doğru. Benim dediğim yine çiğ köfte gibi. Senin dediğin belki farklı yapma metodları var. Olabilir bence atış. Bulgurun içine yumurta mı koyuyor? Palavracı denildi şu anda. Yemeğe atış dedim ben. Yani sen onu yemeği yapan insanlar palavracı olmaz. Ama yemek atış bir yemek. Urfa Belediye Başkanı'nı aradım. Şeyi anlamadım. Ya şu çok özür dilerim ama şu anda senin gözünden de bir şey söyleyeceğim. Tabii. Cahil olup evet. Bu konuda. Cahilini kabul edememe sendromunu yaşadım galiba. Bir an için. Hayır. Bilmiyorsun ve 40 yıldır ben bir şey bilmiyorsam ve bir şey yoktur diye kendi kendine bir telkin geliyor. Mesela böyle bir şey hayatta duymadım. O simülasyona girdi. Ve diyorum ki ulan 40 senedir ben bu dünyada yaşıyorum, bu ülkede her şeyi yedim yani. Böyle bir şey ilk defa duyduğuma göre bu atmosferindir diye düşündüm. Abi ben de öyle düşündüm. Var gerçekten. Bu bile şaşırıyor ya. Ben anlamadım. Evet, ya. Sen de duydun. Bu bile. Var var. Yani Özgür Bey diyeyim. Ama siz anladınız beni. Yok, yani yok, sizi yok, yemek konusunda bir unutma olarak bulaştı. Tabii ki. Tabii ki. Bakayım. Ya birader menemen bu ya. Bakayım bu, bakayım. Bir de çiğ köfte içinde ekstradan yumurta var. Volkan Bey görüyor musun? Galiba farklı yapım teknikleri var. Urfa usulü yazıyor. Tamam bu aynı şeyden bahsediyoruz. Sen bana bunu etliden ayıramadığımı mı söylüyorsun? O ayıp. Hayır ya ben bir de bu var. Madem ayıramıyorsun, tamam, bunu kardeşim. Ayıramaz mısın kardeşim diyorum. Tamam. Tamam, bunun senaryosunu yazalım. Çiğ köfte üzerine bir paralel edelim. Yemek ayırıcısı. İşin bu senin. Yemek bak, ayırıyor. İşin bu. Sana sürekli gözlerini kapatıp yemek tattırıyor, ayırıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Şöyle bir şey de olabilir. Bir gün bir gizemli bir yabancı geliyor. Şimdi bundan devam et. Bence şöyle bir şey olması daha iyi değil mi? Oradan da devam edeyim ama direkt söyleyince aklıma geldi mesela. Ben devletin atadığı yemek konusunda net bilgileri olan bir insanım. Yani bana bu çiğ köfte getiriyorlar. Ben değil veya hayır diyorum. Mesela bunu çiğ köfteden devlet reddediyor. Böyle bir şey yapılamıyor. Ben o grubun başındayım. Çok güzel. Evet. Mesela bu geldi. Ben atıyorum, fırlatıyorum. Ben notumu alıyorum. Sonra mesela böyle ben mafyanın restoranındaki bir yemeği reddettiği için mafya peşine düşüyor. Sonra sevdiğim bir kadın bambaşka bir yemek getiriyor. Yiyorum. Yemeği çok seviyorum. Ama o yemek gereği etik ahlak açısından o yemeği de kabul etmemem lazım.
Fakat kadını da çok sevdiğim için kabul ediyorum. Ve Volkan Bey'in bahsetmiş olduğu mafya aynı zamanda da bir fast food zincirinin marka şeyiymiş, mafyasıymış. Beni tehdit ediyor kendi yemeklerini kabul etmem için. Ben devletin adamıyım ya. Ondan dolayı arada kalıyorum. Sevdiğim kız mı, mafya mı? İşte sonra bundan da, sonrasını Şafak sizlere soralım. O da diyor ki o da diyor ki sana bir estetik ameliyat yapıyoruz. Evet. Sen ameliyatta Şafak Sezer oluyorsun. Şafak Sezer de ameliyatta sen oluyor. Yani face off gibi. Sonra ikimiz de Tuncel Kurtuz'a gidiyoruz. Evet. Tuncel Kurtuz'u de CGI ile Alişan canlandırıyor. Evet, şey gibi olacak ama. Yoda'nın lightsaber duel yaptığı hali gibi olacak. Alişan başka gezegende. Gezegenin adı ne biliyor musunuz? Aynalı Tahir. Aynalı Tahir. Gezegenine gidiyoruz. Orada Alişan ama Alişan şeyinde değil, biçiminde. Tuncel Kurtuz Alişan biçiminde. Ama Tuncel Kurtuz biçiminde evet. Ama Tuncel Kurtuz de o Ezel'deki Ramiz dayı gibi oynuyor. Ya Şafak Sezer nereye gitti? Şafak Sezer değiştirdi. Ben de Şafak Sezer. Kimle değiştirdi? Şafak Sezer. Ama sizin kapışmanız lazım bir yerde. Biz beraber Şafak Sezer'le Alişan'dan icazet almana gidiyoruz ama Alişan aslında Ramiz dayı. Fakat Tuncel Kurtuz oynuyor. Üç kişi nerede kapışıyorsunuz onu da bulmuyoruz. Biz kapışmıyoruz. Bir Alişan'dan icazet alıp sonra dönüp İbrahim Tatlıses'le dövüşeceğiz. Ama güzel. İbrahim Tatlıses de Terminatörmüş. Peki yeni hali mi oynuyor? Tabii güncel hali. Kafasına kurşun sıkılmış ikiye bölünmüş. İzzet Yıldızhan olmuş karanlar. Kafasına sıkılmış buradan parça düşmüş oradan İzzet Yıldızhan olmuş. Tamam mı? Çıkmış hayatı. Bir tane yanında yardımcısı var. Kalan kısmı da öbür İbrahim Tatlıses olmuş. İbrahim Tatlıses'ten çıkan parçaları manyak bir bilim adamı almış. Her birinden başka bir İzzet Yıldızhan yapmaya çalışıyor. Fakat birçok deney ters gittiği için bir gün bir odaya bir giriyorlar. Büyük su fanuslarında bir sürü eciş bücüş İzzet Yıldızhan var. Böyle her bir parçadan. Olmamış yani. Bir sürü kötü giden deney var orada. Düşsün böyle hani çıplak. Öksürsün. Duman çıkıyor böyle. Evet. Abi öksürüyor sonra böyle. Açacak yani böyle. Kalkıyor. Birden Türkiye. Ve sıra gecesine girip sıra gecesindeki adamlardan kıyafetlerini çalıp çıkıyor böyle bir hayır sıra gecesine giriyor böyle bakıyor falan bana kıyafetlerini verdi. Sana mı kıyafetlerini verdi? Çatlak bilim adamı için iki tane kastım var. Birincisi Kutsi. Öteki de şey çılgın bedişin dedesi. O mantıklı. Kutsi'yi ben şeye benzetiyorum. Fantastik Dörtlü'de Doktor Doom'u oynayan bir adam vardı ya. Buna benzetiyorum ya. Çok bence aynı. O da Elon Musk'a da benziyor. Evet zannediyorum. Kutsi iyi karakter bu ya. Bu arada Çılgın Beriş'teki profesörün yapacağı Cyborg da bence Cengiz Kurtoğlu. Yarı Cyborg yarı Cengiz Kurtoğlu bir tip. Ya şimdi şey diyeceğim de onu daha geçiyorum. Meşet Ertaş basmışlar şeyden. PMŞ'den. Ha içinden mi çıkmış Cengiz Kurtoğlu? Bu ne abi? Filmin bu. Ya bu Abomination olmuş. Ne yapalım? Aslında bir onu Total Recall evreninde de yapabiliriz. Doğru. Evet. Hani açıyor. Meşale buradan. Ama bozuk bir bağlamı sesi. Öyle bir mutant olarak da burada taşıyor olabilir başka biri. Sonra üç başlı Yunus Uygun biraz. Şey sen, bülbül... Yok. Yok. Ha bülbül diyene kadar üç başlı bir Yunus düşündüm. Sonra mı? Böyle ona korkmuş. Nereye yüzükten de bilmiyorlar. Hani hepsi başka bir yöne şaşırıyor. Sonra bülbül geldi. Adamın iki isminin de bir hayvan ismi oldu. Sinek filmindeki gibi. Bak, adamın iki ismi de bir hayvan ismi yani. Sinekteki gibi olsun abi. O zaman. Büyük bir sinekteki gibi olsun. Yani Yunuslar var üç tane. Arkasında üç tane bülbül var. Ama yov diyor. Bir yaratık düşün. Peki o zaman şey yapalım. Ama köfteci aynı zamanda. Çok güzel bir şey buldum. Yunus Bülbül bir ışınlama makinesi yapmaya çalışıyor. Aa bak evet. Çok güzel bir konu. Tam ışınlanacakken Tupak giriyor. Tupak giriyor yanlışlıkla ışınlanma kabinine. Diğer tarafta tek bir vücut olarak çıkıyorlar. Ve Tupak rap yaparken... Yo kısımları. Yunus Bülbül söylüyor. Mesela rap başlarken yo that the motherfucker giriyor mesela. Yo. Aynen. Böyle ikisi bir arada Yunus Bülbül, Tupac Shakur öyle bir şey garip çok bir iyi. Şey oluyor. Adamın Tupac'taki ikisi o get dolu.
O evet. Underground'da Yunus Bülbül'den geliyoruz. Ghetto'da evet. Gezerken yanında eşek o. Aynen. Eşek böyle. O. Yani eşek o'ya biniyorlar böyle Tupac'la Yunus Bülbül. Eşek de böyle gözlerinde alevler çıkıyor. Böyle elinde makinalı tüfekle Harlem'i tarıyor. Eşek neyim travlar? Cyborg eşek ama böyle. Bir şöyle tarıyor, yakıyor sonra da tarıyor. Aynen. Cyborg eşek. Herkes evlere kapanıyor Yunus Bülbül gelince böyle. Çok çok iyi film yazdık. Yani hem Türkiye gerçeği çok evet. Doğru. Hem de hiç gerçek. Bir şey gerçeği dedim, bir tane karakter unuttuk. Rea Muhtar. Evet, ona bir şey olmamış. Şekilde olmadı. Rea Muhtar kurbağa şeklinde oynasa ya. Büyük böyle ya kurbağa. Ya tamam, Jabba the Hutt. Yani Jabba gibi. Şunu anlatmış Jabba gibi bir şey olabilir. Rea Muhtar babamın lisesinin bir alt döneminde. Aa. Bir gün bir kavga çıkıyor, tamam mı? İki kişi arasında. Bu da koşarak... Durup kavga etmeyeyim ben size. Sana ne oluyor lan deyip bunu dövüyor. Ulan böyle merdivenin başından bu olayı izlemiş yani. İnanılmaz yani. O zaman Iron Man gibi ya bir parmak şıklatmayla bu videoyu bitebilir bence. Evet.